Kemal Kılıçdaroğlu hemen bir mesaj attı. Yani bu Sinan Ateş'in öldürülmesi sonrasında. Şöyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet. Ailesine, dostlarına başsağlığı diliyorum. Devlet bu cinayeti tümüyle aydınlatmalıdır. Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyuna, oyunlarına düşülmemelidir. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu bir tahminde bulunarak mı Böyle bir ifade kullandı. Yoksa bugünlerde herkese çok iyi e, olmalıyız bugünlerde. Herkese çok iyi olmalıyız. Kimseyi rahatsız edecek bir tavır içerisinde olmamalıyız diyerek mi? MHP'nin bile sessiz kaldığı bir konuda e, bir mesaj attı. Böyle bir e, şey mesaj bu. Bence üzerinde durulması gereken bir mesaj. Yani birkaç tarafıyla... İşte dediğim gibi yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen bu meselede böyle bir tepki göstermiş olması, böyle bir meseleyle ilgili olarak hemen tepki göstermiş olması, hemen işte ee, sanki bir de mesela şöyle bir e, anormallik vardı. İşte akademisyen öldürüldü diye. Ya biliyorsunuz doktor galiba ya da doçent anış e, hatırlamıyorsam, doçent e, Sinan Ateş. Buradan da bakabilirsiniz değil mi? Yani bir akademisyen öldürüldü diyebilirsiniz. Ama alakasız bir yerden görmüş olursunuz meseleyi aslında. Evet aynı zamanda akademisyendir ama alakasız bir yerden görmüş olursunuz. Tam da bu örnek, tam da bu örnek işte şey var. Sanki hani öylesine bir cinayetmiş gibi ya da öylesine bir yaşanan bir ölümmüş gibi Kemal Kılıçdaroğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını üstü olacakları eski yer başkanı Sinan Ateş'e değil. işin arkasında bir şeyler var. Başka bir şeyler var, derin bir takım şeyler var işin arkasında. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yani bir tepki gösterirken. Ama hemen dedim ya işte bugünlerde bütün siyasetçiler, satıcı ve bütün halk da şey ya, alıcı ya. Ne varsa ellerinde satmaya çalışıyorlar. İşte bu da bunlardan bir tanesi. Ama şu... Sokakları karıştırmak isteyenlerin oyununa, oyunlarına düşülmemelidir. Bu sadece bununla ilgili değil. Yani bu cinayetle ilgili değil. Başka şeylerle ilgili olarak da gerçekten de 2023 için kötü hani senaryolar var ya. İşte oraya bir gönderme midir Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı yoksa öylesine mi yazılmıştır? Onu bilemiyorum ama dikkate alınmalı.